Bakın Saadet Partisi Genel Merkezi önündeyiz. Saadet Partisi siyaset cephesi yerel seçim tartışması yaşarken Saadet Partisi Genel Merkezi haciz şoku yaşıyor demiştik. Kamyonda dayandı. Kira ödenmediği gerekçesiyle haciz icra başladı deniyordu. Hasan Uylaş takip ediyor o noktada gelişmeleri. Orada an itibariyle bakın Hasan biz hani 3-4 tane 4 tane şu anda baktığımızda koltuk işte bir masa derken o haciz başlamış galiba değil mi Hasan? Sayın Nurtezen aslında genel merkez yetkilileriyle görüştüğümüzde bir uzlaşma zemini arıyorlardı. Zira seçim sonrası zaten bir taşınma işlemi gerçekleşecekti. Genel merkez arayışı vardı Saadet Partisi'nin. Bu bağlamda bugünkü görüşmeden de bir uzlaşma bekleniyordu. Bu yönde bilgi gelmişti bize ancak icra memurlarıyla Saadet Partisi yetkilileri arasında bir uzlaşma çıkmayınca artık bazı eşyaların icra yoluyla tahliyesine başlandı. Merhum Başbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'nin genel merkezin kirasını ödemediği gerekçesiyle seçim öncesinde bir icra takibi başlatmıştı. Yargıtay tarafından da onaylanmıştı bu icra takibi. Tabii seçim öncesi, az önce de altını çizdim, özellikle Saadet Partisi yetkililerine seçim olduğu gerekçesiyle bir aylık bir süre verilmişti. O süre dolunca da sabah erken saatlerden itibaren icra memurları kapıya dayandı. Geniş güvenlik önlemleri altında da şu anda icra işlemini gerçekleştiriyorlar. Bazı eşyalar genel merkez binasından çıkarılıyor. Tabi bugün bina tamamen boşaltılacak. Personel, eşyalar bugün artık tamamının boşaltılmasını bekliyoruz. Milli Görüş için önemli bir merkez, önemli bir bina, tarihi bir bina. 1983 yılında Refah Partisi genel merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştı. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan uzun yıllar burayı genel merkez olarak kullanmıştı. 2001 yılından bu yana da Saadet Partisi genel merkezi olarak kullanılıyordu. Artık bugünkü icra takibi, icra işlemi gerçekleştirdikten sonra yeniden Refah Partisi olarak kullanılması bekleniyor. Tabii yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı da merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan. Yani 83 yılında Refah Partisi'ne olarak hizmet vermeye başlamıştı, artık yeniden Refah Partisi'nin genel merkezi olacak burası. Bu tarihi bina sabah erken saatlerden itibaren önce polis geldi. Çevik kuvvet ekipleri de genel merkez etrafında geniş güvenlik önlemi almış durumda. Ardından da icra memurları geldi. Şu sıralarda da artık icra işlemi yapılmaya devam ediyor. Az önce koltukların ve masanın dışarıya çıkarıldığına şahit olduk. Biraz sonra da diğer eşyalar yavaş yavaş genel merkez binasından tahliye edilecek. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı Saadet Partililer de artık genel merkez etrafında toplanmış durumda. Az önce de altını çizdim. Aslında genel merkez yetkililerinin bir umudu vardı. Birkaç gün süre istemişlerdi icra ekiplerinden. Ancak o uzlaşma, o anlaşma sağlanamayınca artık icra takibi başlatılmış durumda. Yargıtay'ın aldığı bir karar vardı zaten. Seçim sonrasına bırakılmıştı o karar. Bir aylık bir öteleme vardı. Artık bugün itibariyle Saadet Partisi Genel Merkezi'nde icra takibi başlamış durumda Sayın Nurtezen. Hasan Uylaş, evet görüntüler önemli. Görüntüler artık bundan sonrası için hani Türkiye'nin siyasi tarihi açısından belgesel değeri olacak görüntüler. Saadet Partisi Genel Merkezi.